27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle Demokrat Parti'nin ve 12 Mart 1971 askeri ile Adalet Partisi'nin iktidarına son verilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Askerinin anayasal düzeni koruma görevini yerine getirdiğinin, çok partili hayat darbelerinin yaşanmasına yol açtığının, askeri müdahalelerin dış desteklere gerçekleştirildiğinin, Demokrasinin kesintiye uğramasına askerin siyasete müdahalesine etkili olduğunun, askeri müdahalelerin ülkede istikrarı sağladığının. Evet sorumuz arkadaşlar malum 1960 darbesi ile Adnan Menderes hükümeti olan Adalet Parti, Demokrat Partisi'ne ne, ne yapılmıştır arkadaşlar? Bir darbe yapılarak indirilmiştir diyoruz ve 12 Mart 1971'de askeri muhtarasıyla da Adalet Partisi iktidarına son verilmiş. Bakın, darbelerle, askeri darbelerle iktidarlar değiştiriliyor. O zaman D seçeneğimizde demokrasinin kesintiye uğramasında askerlerin siyasete müdahalesi etkili olmuştur. Bakın partiler yerlerinden edilmiş diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Diğer seçeneklerimizde askerlerin anayasal düzeni koruma görevini yerine getirdiğinin herhangi bir anayasa düzeniyle alakalı bakın yukarıda herhangi bir sıkıntıdan bahsediyor mu? Asayişsizlikten bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Çok partili hayat darbelerinin yaşanmasına yol açtığını, hayır çok partili hayat mı darbelerinin yaşanmasına sebep oluyor? Hayır. Askeri müdahalelerin dış destekler gerçekleştiğine dair yukarıda bir bilgi var mı? Hayır. Askeri müdahalelerin ülkede istikrarı sağladığına dair bir bilgi var mı? Hayır. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. 1961 Anayasası referanduma götürülerek halkın oyuyla kabul edilen bir anayasadır. Bu bilgiler 1961 Anayasası ile ilgili yargıların hangilerini kanıtlamaktadır? İki meclisi bir parlament toyu öngörmüştür. Toplumsal mutabakat sağlanarak kabul edilmiştir. Kurucu bir meclis tarafından hazırlanmıştır. Arkadaşlar iki meclisli bir parlamento olduğuna dair anayasanın içeriğiyle ilgili bilgi vermiş mi? Vermemiş. Bunu alamıyoruz. Toplumsal mutabakat sağlanarak kabul edilmiştir. Yani halk oyu alkoyuna sunulması nedir arkadaşlar? Toplumsal mutabakata örnektir. Kurucu bir meclis tarafından hazırlanmıştır. Yukarıda bununla ilgili bilgi var mı? Yok. Yalnız ki B seçeneği doğru seçeneğimiz. 1961 Anayasası'nın hükümlerinden hangileri? Bu anayasanın iki meclisi bir parlamentoyu öngördüğünü gösterir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan kurulur. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Bu yetki devredilemez. Millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. İki arkadaşlar sorumuz bakın iki meclis sorumuzun kökü burası iki meclis olduğunu dair. Türkiye Büyük Meclisi yani TBM neyden oluşmuş arkadaşlar? Millet Meclisi artı Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşuyormuş. Bakın iki tane meclis, iki tane neyden oluşacaklar? İki meclisten oluşuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. İki tane meclis var. Birisi Cumhuriyet Senatosu Meclisi, bir diğeri Millet Meclisi. Diğerine meclisin içeriğiyle alakalı herhangi bir bilgi vermediği için alamıyoruz. Doğru seçimimiz yalnız bir A seçeneği. 1974'ten 1980 yılına kadar Türkiye'de kısa süreli koalisyon hükümetleri iktidarda kalmış ve sık sık hükümet değişiklikleri yaşanmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulamaz? Ekonomik kalkınmanın hızlı olmasını, devlet politikalarının sürekliliğinin sağlanmasını, kabinelerin uzun süreli olmasını, mecliste farklı siyasi partilerin temsil edilmesini, ülkede siyasal istikrarın sağlanmasını Evet arkadaşlar A, B, C ve E seçeneklerinin ne olur? Olumsuz yönde etkiler. Ne etkiler olumsuz yönde? Türkiye'deki arkadaşlar koalisyon hükümetleri. Dolayısıyla sık sık hükümet değişiklikleri. Sık sık hükümet değişikliği olursa o hükümette ekonomik kalkınma hızlı olur mu? Olmaz. Çünkü bir hükümet gidiyor diğer hükümet geliyor. Dolayısıyla devlet işleri aksamış oluyor. Devlet politikalarının sürekliliğinin sağlanması. Devlet politikaları sürekliliği sağlamaz. Çünkü niye? Bir hükümet gidip diğer hükümet geldiğinde her hükümetinin politikası da farklı olduğu için süreklilik sağlanamaz olumsuzluktur yani. Kabinelerin uzun süreli olmasına, uzun süreli olamaz kabineler, gruplar. Çünkü neden? Ee, sık sık hükümet değişiyorsa kabinede değişecektir. Ee, ülkede siyasal istikrarın sağlanmasını yine olumsuz yönde etkiler. Çünkü arkadaşlar sürekli hükümet değişikliği siyasal istikrarsızlığı beraberinde getirir. Ama D seçeneğindeki mecliste farklı siyasi partinin temsil edilmesine olumsuzluğu daha çok Olumlu yönde etkiler neden belki bir sonraki kurulacak hükümette yapılan seçimler sonucunda hükümete meclise giremeyen partide o yapılacak seçimde belki de partiye girecektir diyoruz. Bu da birçok partinin farklı seçimlerle meclise girmesine neden olacaktır. Bu olumlu bir şey. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980'de demokratik yönetimi ortadan kaldıran askeri müdahaleye gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül darbesini durumlarından hangilerini gerekçe göstererek gerçekleştirdiği savunulabilir. Terör ve şiddet olaylarının yaşanması, Türkiye'nin Batı bloğu içerisinde yer alması, anayasal düzenin çok partili hayata uygun olmaması. Arkadaşlar hatırlarsak 80'de Türkiye'de e, halk tabiriyle konuşursak sağcı ve solcu diye insanlar birbirinden ayrılmış. Ve bu iki grup arasında ne olmuş? Anarşi ve terör olayları olmuş. Dolayısıyla da işte bu durumda. Ülkenin şiddet olaylarına sahne olması ve hükümetin de bunu engelleyememesi karşısında devletin bekası sıkıntıya düştüğü için e, ne yapıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri anayasal yetisine dayanarak devletin bekası için ne yapıyor arkadaşlar? E, bu terör ve şiddet olaylarını sonlandırmak için yönetime el koyuyor diyoruz ki bunu kim yapmıştı? Kenan Evren 12 Eylül darbesini yapmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği 2 ve 3'ün yukarıyla bir ilişkisi yoktur diyoruz. 12 Eylül 1980'de başlayıp 24 Kasım 1983'e kadar devam eden döneme Türk siyasi tarihinde 12 Eylül dönemi denilmiştir. Bu dönemde 1961 Anayasası'nın yürürlükten kaldırılmış parlamento ve siyasi partiler ile dernek, sendika ve pek çok sivil toplum kuruluşu kapatılmıştır. Buna göre 12 Eylül döneminde durumlarına hangilerinin yaşandığı savunulabilir. Hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, demokratik hayatın kesintiye uğraması, millet iradesinin yönetiminde temsil edilememesi. Evet 12 Eylül'de hak ve özgürlükler kısıtlanmış mıdır? Kısıtlanmıştır. Örnek verelim insanların derneklerini, sendikalarının kapatılması, sivil toplum kuruluşlarının kapatılması hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelir. Hak ve özgürlükler kısıtlandıysa arkadaşlar demokratik hayatta kesintiye uğrar. Zaten darbe ile askeri yönetime el koymuş e, partiler kapatılmıştır diyoruz. E, üçüncü öncülümüzdeki millet iradesini yönetimde temsil edilememiştir. Çünkü neden millet iradesi yönetimde temsil edilememiştir arkadaşlar? Birçok parti e, ne yapılmış kapatılmış ve aynı zamanda da e, yönetimi ülkeni iyi seçen milletvekillerine değil ülke asker tarafından yönetimi başlamış. Dolayısıyla millet iradesi değil de asker iradesi yönetimde egemen olmuştur diyoruz. 1 2 3 E seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. 1961 Anayasası ile parlamentonun çıkardığı yasaların anayasa uygunluğu denetlemek ve özgürlüklerini korumak için Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Buna göre 1961 Anayasası ile alanların hangilerinin kurumsallaşmaları yaşandığı söylenebilir yürütme gücü, temel hak ve özgürlüklerin korunması, yüksek yargı. Evet, 1961 Anayasası'yla arkadaşlar parlamentonun yani meclisin çıkardığı yasaların, kanunların anayasa uygunluğunu denetlemek ve özgürlükleri korumak için anayasa mahkemesi kuruluyor 61'de. Bunun yürütme gücüyle bir alakası var mı? Yürütme gücü biliyorsunuz hükümetle alakalı değil mi? Yürütmeyi hükümet temsil eder. O yüzden yukarıda hükümetten bahsetmiyor. Bunu alamayız. Temel hak ve özgürlüklerin korunması zaten özgürlükleri korumak için diyor. Bunu alabiliriz. E, yüksek yargı anayasa mahkemesi arkadaşlar niçin kurulmuştu? Meclisin çıkardığı yasaların anayasaya uygunluğunu denetmek için ortaya çıkmış bir yargı organıydı ve yüksek mahkemeydi. O yüzden de 2 ve 3 yukarı ile ilişkilendirebilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. 1961 Anayasası hak ve özgürlükler açısından bireye 1982 Anayasası ise devlete ağırlık veren bir anayasa özelliği taşır. Bu bilgiler doğrusunda aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? 1961 Anayasası ile oluşturulan bütün kurumlar 1982 Anayasası ile kapatılmıştır. 1961 Anayasası'nda toplumsal mutabakat aranmıştır. 1982 Anayasası askeri darbe sonucunda hazırlanmıştır. 1961 Anayasası 1982 Anayasası'na göre daha demokratiktir. 1982 Anayasası'nda kişi hak ve özgürlüklerinin yer verilmemiştir. Evet arkadaşlar yukarıda ne var? İki anayasanın 82 ve 61 anayasasının karşılaştırılması var. Bu bağlamda baktığımızda D seçeneğinde 61 anayasasının 82 anayasasına göre daha demokratik olduğu görülecektir. Neden daha demokratikler arkadaşlar bakın? Bireye daha çok önem veriyor. Devleti değil de bireyi, insanı ne yapmış? Daha çok ön plan çıkarmış. İnsanların özgürlüklerine daha çok ön plan çıkarmış. İnsan özgürlüğünün fazla olması demek arkadaşlar demokrasinin güçlü olması, demokratik hayatın canlı olması anlamına gelir. Oysa 82 anayasasında var. Daha çok o devlete ağırlık vermiş devleti ön plana çıkarmıştır diyoruz. Bireyi arka plana almıştır. Doğru seçeneğimiz yukarıdaki kıyaslamadan dolayı D seçeneği. 1960-70 yılları arasında uygulanan ve yerli sanayinin dış rekabete karşı korunması temeline dayanan ithal ikameci sanayileşme ile daha önce ithal edilen tüketim mallarının ülkede üretimi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşılmasının faydalarını hangilerini sağlayacağı söylenebilir. Döviz tasarrufunun sağlanması, ülke sermayesinin yurt içinde kalması, yerli tüccar ve sanayicilerin yabancı karşı rekabet gücünün artması. Zaten arkadaşlar ithal ikameci milli ekonomiyi korumaya yöneliktir. Korumaya yönelik bir çalışmadır. E, dolayısıyla arkadaşlar biz dışarıdan arkadaşlar mal değil de daha çok içerideki kendi ürettiklerimizi yöneleceksek biz dışarıdan mal almadığımız için paramız dışarıya gitmeyecektir. Döviz tasarrufunda bulunacağız. Ülke sermayesinin yurt içerisinde kalmasına sebep olacağız. Çünkü niye? Döviz tasarrufunda bulunan e, ülke sermayesinin yurt içinde kalmasına neden olur. Yerli tüccar ve sanayinin yabancılar karşısında rekabet gücünün artması. E, ülke sermayesinin yurt içinde kalırsa ne olur arkadaşlar? Bunun sonucunda yerli tüccar ve sanayici yabancılar karşısında rekabet gücü artar. Üçünde ulaşabilir. Üçü de birbiriyle ilişkili cümledir. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. 1960-80 yılları arasında Türkiye'de köyden kente göç, işçi sayısında artışlar yaşanmıştır. Bu gelişmelerin durumlarına hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir. Gece kondu sorunun yaşanması, sendikal faaliyetlerin yoğunlaşması, çarpık kentleşmenin ortaya çıkması. Evet bir bölgede gece kondu varsa orada çarpık kentleşme vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bu üzere yapılan evler gece konduya sebep olmuştur diyoruz birle üç aynı doğrultlu cümleler. Sendikal faaliyetler de arkadaşlar ne olacaktır güçlenecektir. Sendikal faaliyetler ne daha çok işçi haklarının savunulması için oluşturulmuş birer ee, cemiyettir kuruluştur sendikalar işte. İşçi sayısı artınca şehirlerde dolayısıyla işçilerin haklarını korumak için sendikal faaliyetlerde yoğunluk kazanacaktır diyoruz. 1 2 3 yukarıının bir doğal sonucudur diyoruz. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Türkiye'de 1980 sonrasında yaşanan serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesi, ithalat yasaklarının kaldırılması gelişmelerinden hangileri ekonomide liberal politikalar yürütüldüğünün kanıtlamaktadır? Serbest piyasa ekonomisine geçilmesi arkadaşlar öncelikle liberal politika ne? E, serbest ekonomi modeli yani ee, ekonomide, 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 şahısların, şahısların ön planda olmasıdır. Ön planda olma sıdır. Bu bağlamda baktığımızda, serbest piyasa ekonomisine geçilmesi liberal ekonominin olmazsa olmaz ilkesidir. Çünkü herkes serbest piyasada istediği şekilde özel teşebbüsü ne yapabilir malını satabilir ya da malını alabilir. Bu liberal ekonominin ana temasıdır. Kamuya ait işletmelerin bakın özelleştirilmesi yani şahıslara verilmesi, yine şahısların ön plana çıkması, ekonomide devletin değil de kişisel teşebbüsün ön plana çıkması bu da liberal ekonominin olmazsa olmazıdır. İthalat yasaklarının kaldırılmasıyla beraber özel teşebbüste yurt dışından birçok mal getirebilir arkadaşlar. Dolayısıyla da yine serbest ekonomi olmuş oldu. Devlet ekonomiye müdahale etmemiş oldu. Bunu da alabiliriz. Doğru seçeneğimiz 1 2 3 arkadaşlar E seçeneği olacaktır diyoruz. 1985 yılında Türkiye'de uygulanan dolaylı vergiler alanında reform olarak nitelendirilebilecek bir gelişme yaşanmıştı. Ona göre o güne kadar bazı mal ve hizmetlerin ithalatı, üretimi veya tüketimi ile ilgili farklı safhalarda uygulanan 8 sana dolaylı vergi kaldırılmış. Bunun yerine ithalat ve imalattan tüketiciye sunuma kadar her aşamada uygulanmak üzere katma değer vergisi yürürlüğe konulmuştu. Alışverişlerde belge istenmesini teşvik etmek amacıyla da ücretlilere KDV iadesi adı verilen vergi iadesi sistemi kurulmuştu. Buna göre KDV iadesi ile amaçlarına hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı söylenebilir. Ekonominin kayıt altına alınması, vergi kaçaklarının önlenmesi, devletin bütçe gelirinin artması. Evet arkadaşlar vatandaş Alışveriş yaptıktan sonra yaptığı alışverişe karşılık bir fiş alıyordu. Bu fiş ile de ne oluyordu? Alışveriş kontrol altına alınıyordu. Kayıt altına alınıyordu. Kayıt altına alınan bu fişle e, alışverişte vergi kaçaklarının önlenmesine sebep oluyordu. E vergi kaçakları önlenince de devletin bütçe gelirleri artmış oluyordu. Yani bir... 2, 3 birbiriyle ilişkili arkadaşlar. Bu yüzden doğru seçeneğimiz ne diyoruz? E, -E seçeneği olacaktır. Her 3 öncülde KDV'nin ülkeye sağladığı faydalardandır diyoruz.